Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. Yine ufuk açan size bolca kazanım sağlayacak süper sağlam bir soru çözeceğiz. Fakat soruya geçmeden önce arkadaşlar sizlerden beğeni ve yorumlarınızla destek istiyorum. Çünkü bu beğeni ve yorumlarla YouTube önerilerine düşmek mümkün. Aynı zamanda izlenme sayıları da çok fazla etkin tabii ki. Onun için hem beğenir hem yorumlara yazar hem de abone değilseniz abone olup paylaşım yaparsanız kanalı çok daha ötelere taşıyabilir ve takımımızı daha da büyütebiliriz. Ve beni de tabii ki çok mutlu edersiniz. Gelecek videolar adına da motivasyonumu süper artırmış olursunuz. Şimdiden destekleriniz için herkese teşekkürler diyorum ve soruya geçiyorum. Bu soru da arkadaşlar geometride fazlasıyla kullanılan klasik soru tiplerinden biri ve önemli bir soru tarzı aynı zamanda. Bakın benim sizlerle paylaştığım sorular evet zor sorular, ufuk açan, bakış açısını genişleten sorular ama olimpiyat soruları değil arkadaşlar. Olimpiyat soruları çok daha farklıdır. Kes birleştir filan gibi teknikler kullanılır ve farklı mantık yolları vardır. Özellikle sizler için seçmiş olduğum sorular kazanımı bol olan öğretici sorular. Şimdi o halde soruya başlayalım. ABC bireşkenar üçgen 18 derecelik bir açı var. Eşit uzunluklar verilmiş AEYCD. X açısını istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar ilk tiyomu veriyorum. Eğer bir soruda hem eşkenar üçgen var hem de eşit uzunluklar söz konusuysa o soruda eşlik vardır. Sizin işinizde işte o eş benzer olan üçgenleri ortaya çıkartmaktır. Peki o zaman şu eş olan uzunlukları bir harflendirmekle başlayalım. A diyorum bakın ben bu uzunluklara ve ABC madem eşkenar üçgen o halde şu açıda 60 derecedir diyerek başladık. Bilmediğim EC uzunluğuna da B diyeceğim. Böyle olunca da ABC eşkenar üçgenin bir kenarı gördüğünüz gibi A artı B'ye eşit oldu. Bu tip sorularda yapılması gereken hamlelerden bir tanesi de verilen eşkenar içerisinde bir eşkenar üçgen oluşturmak arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Bunun için de E noktasından AB'ye bir paralel çekeceğim. Ve paraleli çektiğim zaman önce bir göstereyim paralelliği. Şimdi arkadaşlar çektiğim zaman ne oldu bakın? Yöndeşlikten dolayı burası da 60 derece oldu. Şu noktaya T diyelim. Bu durumda bakın ne oldu? ETC üçgeni eşkenar üçgen oldu değil mi? Yani şu açıda 60 derecedir ve kenarlarda B'ye B'dir. Böyle olunca da BT uzunluğu A kadar olur diyorum. Bundan sonra şekle çok dikkatle bakıyorsunuz ve arkadaşlar odaklanmanız gereken bir nokta var. Orayı gördüğünüz anda sorunun çözümüne çok yaklaşmış olacaksınız. Peki nedir? Nereye odaklanalım hocam derseniz paralelliğe odaklanın arkadaşlar. Dikkat bu paraleli çekmekle birlikte evet içerisinde bir eşkenar üçgen oluşturduk. Zaten amacımız buydu. Paralellikle birlikte ortaya çıkan dörtgensel bir bölge var. A, B, T, E. Bu dörtgensel bölgeye bakın arkadaşlar. Neyi görüyorsunuz şu anda? Ne diyorsunuz? Bir yamuk diyorsunuz değil mi? Karşılık kenarlar birbirine paralel olduğuna göre A, B, T, E bir yamuktur. Ve hatta yan kenarlar birbirine eşit olduğu için bir ikiz kenar yamuktur. Peki bundan sonraki ikinci hareketimiz. Birinci hareketimiz zaten paralel çekmekti. Paralel çekerek bireşkenar üçgen oluşturmakla beraber bir de ikizkenar yamuğu ortaya çıkartmış olduk. Şu anda neyi görüyoruz? Dikkat diyorum. İkizkenar yamuğun köşegeni değil mi arkadaşlar BE uzunluğu? O halde neyi hatırlıyoruz? İkizkenar yamukta bir köşegen çizildiyse diğer köşegeni sen çiz meselesi. Onun için de A ve T'yi birleştiriyorum. Bu aynı zamanda ikizkenar yamuğun diğer köşegeni oldu. Ve bu köşegenler birbirine eşit olmakla birlikte neydi arkadaşlar? Karşı karşıya gelen açılar da birbirine eşitti. Yani bakın şu açıda 18 derecedir. Kalemimi takip edin. Arkadaşlar paralellik aynı zamanda bize ne getiriyor bakın? İş terslikten yani Z'den dolayı şu açının da 18 derece olmasını getiriyor. Böyle olunca bakın ne oldu? Şimdi şu açı 18 derece, tamamı bunun 60 dereceydi. O halde bu açıya da 42 derece kaldı. Soru da şu anda bitti arkadaşlar. Eş benzer üçgenleri çıkartmış olduk. Bakın nerede? İçini boyuyorum. Bir kenarı A, diğer kenarı B ve diğer üçgende ECD üçgeni bir kenarı A, diğer kenarı B. ATE üçgeniyle ECD üçgeni eş ve benzer üçgenler olduğuna göre bakın ATE üçgeninde B kenarını gören açı 42 derecelik açı o halde ECD üçgeninde de B kenarını gören X açısının 42 derece olması gerekli diyoruz ve doğru cevap B şıkkı diyerek bu soruyu da bitiriyoruz. Bilgiyi görmesi oldukça zor bir soru arkadaşlar.
Başta söylemiştim zaten, geometrideki klasikleşmiş sorulardan bir tanesidir ve benim size vermiş olduğum teknik bilgileri, yapılması gereken hamleleri kullandığınız takdirde o zaman zaten sonuca adım adım yaklaşıyorsunuz. Umarım sizler için de faydalı bir çözüm olmuştur. Ha bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, bazen yorumlarda olabiliyor. Ben daha kısa çözdüm, şıklardan gittim vesaire. Veyahut da işte burada da söyleyebilirsiniz. Mesela bu bir eşkenar üçgen olduğuna göre tek bir sayı var 18. E ben de 60'tan 18'i çıkartırım. Sonuçta da 42 dereceyi bulurum. Cevabı da işaretlerim. Söyleyebilirsiniz diye tahmin ediyorum tabii ki. Arkadaşlar bu soruları paylaşmaktaki maksat sonuç odaklı değil bakın. Çözüm odaklı. Onun için çözüme odaklanın. O zaman zaten kazanım sağlayacaktır bu tarz soruları çözmek size veyahut da bakış açınızı genişletip derinleştirecektir. O halde arkadaşlar herkese yeniden iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.